Merhabalar, tüm katılımcılara iyi günler diliyorum. Ben doçent doktor Mevsine Özbakır Umut, Bolu Abant Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Bu çalışmamızı Profesör Doktor Meltem Nurtanış Velioğlu hocamla birlikte gerçekleştirdik. Pandemi döneminde yaşanan aşı tereddüdü belirleyicilerinin analizi isimli çalışmamız. Bu çalışmamızın aslında 122R0.71 nolu bir TÜBİTAK projesi kapsamında topladığımız verilerin bir kısmını oluşturmakta. Bunun için de TÜBİTAK'a teşekkür etmek istiyorum sunumuma başlamadan önce. Konumuz aslında aşı tereddütü sürecine ilişkin önlenebilir hastalıklar için bağışıklığın elde edilmesi ve bu bağışıklığın sürdürülebilmesi aslında toplum düzeyindeki aşı kabulü ile mümkün olduğu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yönde bir açıklaması var. Bu kapsamda da aşının aslında bir sosyal ürün olma özelliği vardır. Yani sosyal ürün insan sağlığının ve toplumsal koşulların geliştirilmesini amaçlayan bir üründür. Dolayısıyla ticari ürün için uygulanan sosyal pazarlama teknikleriyle bu sosyal ürünlerin de hedef kitleye kabul ettirilmesine ilişkin çalışmalar yapılabilir. Sosyal ürünlere hedef kitlenin tutumuna baktığımızda aslında tamamen kabul edenler ve tamamen ret edenler düzleminde bir geniş bir topluluğun olduğunu söyleyebiliriz. Bu kapsamda aşı tereddüdü yaşayan bireyler de aşı kabulü veya aşıyı reddetme konusunda emin olabilirken, bazı aşıları reddederken diğer aşıları ya da aşılanmayı kabul edebilir. McDonald's yansımada da gördüğümüz gibi aşı tereddüdüne ilişkin bu anlamda bir genelleme yapmaktadır. Ve buna göre toplumsal bağışıklığın gelişmesine yönelik uygulanan bu aşıların toplumun bir tarafından, bir bölümü tarafından yüksek bir taleple kabul ediliyor. Diğer bölümü tarafından ise talep etmeden tümünü reddediyor aşıların. Aslında bu uç iki nokta arasındaki daha büyük popülasyon bizim için burada önemli. Bu popülasyonda aşı tereddütü yaşayan bireylerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla özellikle salgın hastalıklara karşı toplumsal bağışıklığın da sağlanması için aşı tereddütü yaşayan bireylerin anlaşılması ve onların bu tereddütü yaşamadan kabulüne yönelik davranış değişikliği gösterilmesi önemli oluyor. Pandemi dönemindeki ve aşı kabulüyeti ve aşı tereddüdüne ilişkin baktığımızda aslında aşı biraz önce ifade ettiğim gibi sosyal bir ürün. Ve aşı her dönemde toplum tarafından eleştirilen, kabul edilmesi, reddedilmesi ya da aşı tereddüdü yaşanması gibi toplumsal da bir tartışmanın odağında olmuş aslında sosyal bir ürün. Tabii bu anlamda aşının aslında sonuçta bir ilaç ama diğer ilaçlardan farklı olarak da bir misyonu var aslında. Hem bireyin hem de toplumun sağlıklı olması için önem taşıyor. Üstelik aşılanma ve bu aşılanma sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılması sadece sağlık alanıyla da ilişkili değil. Bütün olarak toplumdaki ekonomik yapının bozulmaması, fakirliğin azaltılması, işte eğitim sistemlerinin başarılı olması, sağlık sisteminin güçlendirilmesi gibi pek çok alanla da ilişkilendiriliyor ve sosyoekonomik de yarar sağlıyor. Dünya tarihine bakıldığında pek çok pandeminin atlatıldığı, pek çok bu pandemilerde de aşılanmanın küresel anlamda önem taşıdığını görebiliyoruz. İşte insanlık tarihine veba, çiçek, tüberküloz, difteri gibi pek çok bulaşıcı hastalık nedeniyle önemli can kaybı ve önemli sağlık sorunları yaşanırken bir yandan da ekonomik hayatta da olumsuz etkilerin olduğu görülebilir. Bunu aslında dünya tarihine baktığımızda milattan önceki yıllardan başlayıp günümüze gelene kadar çeşitli işte sifilis pandemisi, kolera pandemisi, Ebola pandemisi gibi pek çok pandeminin yaşandığını görebiliyoruz ki en son yaşadığımız koronavirüs, COVID-19 pandemisi ise aslında
işte 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan ve çok fazla sosyoekonomik yapının da dünya üzerinde ve ülkemizde tabii ki değiştirdiği, hasar bıraktığı bir dönem. Dolayısıyla böyle yaşanan bu dönemde aşının kabulü, reddi ya da aşı tereddüdü yaşamak, yaşamamakla ilişkili durumunda anlamlandırılması ve çalışılması gerekiyor. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü Stratejik Danışma Grubu SAGE tarafından aşı reddi yerine aşı tereddüdü kavramına aslında odaklanmak gerektiği vurgu yapılıyor. Ve bu anlamda aşı tereddüdü belirleyicilerine üç başlık halinde toplanmış. Bunlara bakarsak bağlamsal etkiler, bireysel ve grup etkileriyle aşı ve aşılanmaya özel durumları görebiliyoruz. Tabloda gördüğümüz gibi aşı tereddüdü belirleyicinin ilki bağlamsal etkilerden oluşmakta. Bunlar bireyin aşı tereddüdü yaşamasına neden olan sosyokültürel, çevresel, tarihi ve sağlık sistemiyle ilgili ya da siyasi etkenlerle ilgili şeyleri oluşturuyor. Aşı tereddüdü belirleyicilerin diğeri ise bireysel ve grupsal etkiler. Kişinin aşı tereddüdüne ilişkin kişisel algıları, sosyal ortamın işte çevre, arkadaş çevresi gibi sosyal çevresinden kaynaklanan etkiler de burada yer almakta. Son olarak da aşı tereddüdünün belirleyici aşılamana ilişkin aslında özel konular. Bunlar doğrudan aşıyla ve aşılanmayla ilişkili konular olarak belirlenebiliyor. Aşı tereddüdü yaşayan bireylerin endişeleri ile bu tutumlarının nedenini öğrenmek ve aşıyı kabul etmelerini sağlamak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir öneri var. Bu da bu kişilerle etkili bir iletişim sürecinin geçirmesi. Bu anlamda da aşı tereddüdü yaşayanlara yönelik sosyal pazarlama gereği öncelikle hedef kitlenin tanınması gerektiğinden, öncelikle bu hedef kitlenin neden aşı tereddüdü yaşıyor, bu aşı tereddüdü yaşamasına yol açan etkenler ne? Bunların aslında anlaşılması gerekiyor. Dolayısıyla aşı tereddüdünün üstesinden gelebilmek için hedef kitlenin ihtiyacını anlamak, onların bu kararsızlıklarının aslında nedenini belirlemek ve onlar için de doğru ve düzgün bir iletişim süreci kurmak için bu ilk adım. Bu çalışmamızda da literatürde önerildiği gibi Türkiye'de aşı tereddüdüne yönelik hazırlanacak ilk sosyal pazarlama çalışmanın aslında bir öncü çalışması. Bu çalışmadaki amaç Türkiye'de aşı tereddüdü yaşayan bireyler kapsamında Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilmiş olan aşı tereddüdü belirleyicinin ortaya konulması ve olası pandemi dönemlerinde aşı kabulüne ilişkin kolaylaştırıcı önlemler geliştirilmesi. Çalışmanın yöntem bölümüne geçtiğimizde bu çalışmada nicel yöntemlerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Veri toplama aracımız anket. İlgili ankette Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı tereddüdü belirleyici çalışmasına yer alan maddeler kullanılarak hazırlandı. Anket formu 14 adet kapalı uçlu sorudan oluşuyor. 4 adet de demografi sorusu olmak üzere o toplamda 18 maddeden oluşuyor. Araştırmanın evrenin Türkiye'de yaşayan 18 yaşından büyük aşı tereddüdü yaşayan bireylerden oluşmakta. Araştırmada konu verdiği örneklem yoluyla Türkiye'de farklı bölgelerinde aşı tereddüdü yaşadığını beyan eden aslında 71 katılımcıyla yapılmıştır. Anket verileri yüz yüze yapılan görüşmelerden elde edilerek betimsel istatistik analizleri yapılmıştır. Bulgulara geçersek demografik bulgularda bahsettiğim gibi anketi cevaplayan 71 katılımcının Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşadığını, Ankara, Nevşehir, Antalya, Sakarya, Bolu ve Konya illerinde yaşadığını görmekteyiz. %54'ü erkek, %46'ını kadın katılımcılardan oluşuyor. Büyük bir çoğunluğun 18-36 yaş aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim durumlarına bakıldığında ise yine %35'inin lise, %32'sinin lisans düzeyinde eğitim olduğunu söyleyebilirim.
Bulgulardan devam edecek olursak aşı tecrübeliliğine ilişkin bulguları üç temel başlıkta sunacağım. Bunlardan ilki bağlamsal etkiler. Bağlamsal etkilerle baktığımızda tabloda görüldüğü gibi katılımcılar aşı tereddütü yaşamalarına televizyon, gazete, sosyal medya gibi iletişim ortamlarının etkili olup olmadığı sorusuna %59 oranında evet cevabının verdiğini görüyoruz. Aşı tereddüdünü etkilen diğer unsurlara ilişkin evet cevapları ise sırasıyla ilaç sektörüne ilişkin düşünceleri, yaşadığı şehir, bölge, dini ve kültürel inançlarla siyasi düşüncelerini oluşturuyor. Yani burada en fazla TV, gazete ve gibi sosyal medya gibi ya da iletişim ortamlarının etkili olduğunu görebiliyoruz. Bireysel ve grup etkilerine ilişkin bulgulara baktığımızda tabloda gördüğümüz gibi katılımcılara aşı tereddüdü yaşamalarına aşı ile ilgili bilgi düzeyinin etkili olup olmadığı sorusuna %64 oranında evet cevabı verdiği görülüyor. Diğer unsurlara ilişkin evet cevapları da sırasıyla aşıdan beklenen fayda, sağlık sistemine ilişkin düşünceler ve geçmiş deneyim ve aşıdan kaynaklı yan etkilerin olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak aşı ve aşılanmaya özel konulara ilişkin bulgulara baktığımızda ise tabloda gördüğümüz gibi katılımcılar aşı tereddütü yaşamalarına aşılama ile ilgili tavsiyelerin etkili olup olmadığı sorusuna %41 oranında evet cevabı vermiştir. Aşı tereddüdünü etkileyen diğer unsurlara ilişkin evet cevapları ise sırasıyla söylersek sağlık personelinin tutumu, aşılanmaya programına, aşı takvimine ilişkin tutum ve aşının uygulama şekli olarak sıralanabilir. Sonuç ve önerilere geldiğimizde bahsettiğim gibi bu çalışma Türkiye'de yaşayan bireylerin aşı tereddütü belirleyicilerinin ortaya konulması ve olası pandemi dönemlerinde aşı kabulünü kolaylaştırıcı öneriler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Türkiye'nin 6 farklı ilinde yaşayan 33 kadın, 38 erkek olmak üzere toplam 18 yaşından büyük 71 katılımcıyla aşı tereddüdünü o yaşadığını beyan eden 71 katılımcıyla bağlamsal etkiler, bireysel ve grup etkilerinde aşılanmaya özel konulara ilişkin sorulara içeren anket uygulanmıştır ve araştırmanın sonucunda aşı tereddüdü yaşamalarına ilişkin bağlamsal etkilerden en fazla televizyon, gazete, sosyal medya gibi ortamların etkili olduğu görülmektedir. Aslında bu bulgu pandemi döneminde iletişim kanallarının ve yönetilen iletişim sürecinin önemli olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Literatürde de belirtildiği gibi pandemi dönemlerinde aslında etkili bir iletişim sürecinin yönetilmesi bireyin o sosyal ürünü kabul etme, reddetme ya da aşı tereddüdü yaşama kararını büyük ölçüde etkiliyor. Bu kapsamda da pandemi döneminde hedef kitleye yönelik etkili iletişim süreçlerinin planlanması ve farklı özellikteki hedef kitleye farklı kanallarla ulaşılması önerilebilir. Özellikle iletişim araçlarının demografik özelliklere dayalı olarak farklılaştırılması ve bu kapsamda da sosyal medyanın özellikle genç yaştaki hedef kitleye yönelik daha etkin kullanılmasını önerilebilir. Bir başka sonuç ise katılımcıların aşı tereddüdü yaşamalarına ilişkin bireysel ve grup etkilerine yönelik en fazla aşı ile ilgili bilgi düzeylerinin belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aşı tereddüdü yaşayan katılımcıların aşı ile ilgili yetersiz ya da yanlış bilgiye sahip olmalarının bu sonucu ortaya çıkardığı düşünülebilir. Bu bağlamda bağlamsal etkilere ilişkin sonuca da paralel olarak medyada aşı ile ilgili doğru bilgilerin verilmesi ve bilgi kirliliğinin önüne geçmeye yönelik aslında uygulamalar yapılması önerilebilir. Örneğin Sağlık Bakanlığı tarafından belki de sosyal medyanın daha aktif olarak kullanılması bu dönemde doğru ve geçerli bilgiyi farklı medya kanallarında da aynı şekilde paylaşması da yine bu çalışmanın önerileri arasındadır.
Aşı ve aşılanmaya yönelik özel konuların etkisine bakıldığında katılımcıların diğer iki etkene göre yani bağlamsal ve bireysel etkenlere göre daha az evet cevabı verdikleri görülmekte. Özellikle aşılanma programları ya da aşı takvimi, aşı terapili yaşamanın aslında en az etkisi olan unsur olması özellikle çok tartışılan pandemi döneminde 65 yaş ve üstü bireylerden başlanarak belli aralıklardaki yaşlara doğru genişlemesi aslında aşı tereddütü bağlamında olumsuz bir etki olmadığını bize düşündürebilir. Genel bir sonuç olarak bu başlangıç niteliğinde Türkiye'de ilk kez aşı tereddütüne yönelik yapılan bu çalışmanın pandeminin etkilerinin görece azaldığı ancak çeşitli hastalıklarda da artışların gözlemlendiği dikkate alındığında aşıya karşı düşüncelerin değişim durumu ve nedenleri aslında zamana dayalı çalışmalarla tekrarlamasının önemli olduğunu sonucuna ulaşabiliriz. Aşılanmanın bireysel tercihler yanında aslında sonuçlar açısından da toplumsal bir platforma dayanan yapısının olması, disiplinler arası çalışmayı da gerekli kıldığını gibi gösteriyor. Aşı tereddüdü davranışının nedenlerini anlamak ve toplumsal bağışıklığı oluşması adına da geliştirilecek sosyal pazarlama programları ile daha sağlıklı bir toplum yapısı için önemli bir adım atılmış olacağını da düşünmekteyiz. Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da çeşitli kısıtları var. Özellikle örneklem büyüklüğünün sınırlı olması ve örneklem seçme metoduyla ilişkin genellenebilir sonuçları ifade etmek sınırlı olacaktır, güç olacaktır. Bundan sonraki çalışmalar için de temsil yeteneği daha güçlü ve daha büyük örneklem hacimleriyle çalışmanın yapılması önerilmektedir. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.